Değerli basın mensupları, basın toplantısı davetimi kabul edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün sizlerle Sinop'un ciddi sorunlarını Katit temsilcisi olarak ve İşte otel işletmecisi Ali Yılmaz olarak Katit'in açılımını söyler misiniz? Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği. Evet. Yani tüm Karadeniz'de üyeleri var. Ben de onun Sinop temsilcisiyim. Ve işte otel işletmecisi olarak da şey yapıyorum. Önce turizmle başlayalım. Turizmde Sinop'ta güzel şeyler oluyor. İşte meydan projesi, cezaevinin restorasyonu, stat gibi olaylar çok güzel. Ama onun yanında vahşi bir durum da var. Kanalizasyon, turizm kenti olan Sinop'ta yaz boyu deniz aktı. Belediye başkanının bunun hiç umurunda bile değil. Belediye başkanı nerede? Açılışta. Belediye başkanı nerede? Toplantıda. Yemekte. Bilmem nerede ya. Bu bırakın dünyayı, Türkiye'de hiçbir ilde artık kanalizasyon denize akmıyor. Sinop'tan başka. Bu nasıl bir tatil kenti? Biz turizmciyiz. Buradan ekmek yiyoruz. Ben yalanlamak için canım çıkıyor. Akıyormuş diyenlere yok akmıyor filan diyoruz ediyoruz. Akıyor ya işte. Belediye başkanının umurunda değil. Bu nasıl bir şey? Ben yani bunu anlayabilmem mümkün değil. Kimsenin de anlayabileceğini zannetmiyorum. Yani hepimizin çoluğu çocuğu denize giriyor ya. Benim burada bir sürü insan denize giriyor. Şimdi bu işin turizm boyutu tümüyle belediyeyle ilgili. Onun dışında sizlerle daha evvel de basın toplantısı yapmış. Bu kaçak pansiyonculardan bahsetmiştim. Kaçak pansiyoncular Sinop turizmi için ciddi bir handikap. Çünkü Sinop ucuzcu, bedavacı tatil kenti haline geliyor. Onun dışında benim esas önemli konum otelim benim 1-2-3 blok Dalyan sitesi içerisinde. Bunun dışında başka bloklar da var. 30 küsur tane de daire var. Bu dairelerin iki tanesinde kaçak pansiyonculuk yapılıyor. Vallahi idare edebilsem idare edeceğim. Bu kadar bu yaşta uğraşmama değiyor mu bilmiyorum ama idare edemiyorum. Çünkü benim 20 tane odam hemzemin oda. Burada zaten iki kat müsaadeli. 20 tanesi hemzemin oda. Bir pansiyonda 10 kişi. Kimdir, il midir, cin midir? Ne olduğu belli değil. Ben otelimin güvenliğini sağlayamıyorum. Onu için ne yaptın de 4 senedir. Tam 4 senedir ciddi bir hukuk mücadelesi veriyorum. Ama bir adım ileri gidemedim. Şimdi ben size kısaca bu işin hukuki boyutunu anlatayım. Kat mülkiyeti kanunu. Bu kanun kardeş. Kanun. Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, fırın, lokanta, pastane, süthane gibi iş yerleri ve imalathane, boyahane, basım evi, dükkan, galeri gibi ancak iş yerleri
ancak kat malikleri kurulunun oy birliğiyle vereceği kararla mümkündür. Bunların böyle bir şeyi yok. Ha burası iş yeri midir? Buyurun Danıştay kararı. Danıştay kararı diyor ki turistik bölgede mülkiyeti kendisine ait 10 mini daireyi günlük, aylık ve sezonluk kiraya verdiği dairelerin pansiyon işletmeciliğine uygun olarak bitişik nizam şekilde inşa edilmesi, kiracılarla yapılan kontratlarda kira sürelerinin ister günlük, 5 günlük, 10 günlük gibi kısa süreli olması nedeniyle elde edilen gelir pansiyon işletmeciliğinden ve ticari organizasyon sonucu elde edilmiş kazançtır diyor. Yani bu pansiyonlar tatil yerlerinde iş yeridir diyor. 24. maddede diyor ki iş yeri olabilmesi için bütün sitedeki kat maliklerinin onayı gerekir diyor. Bu yok. Yok. İş yeri açma ve çalışmalarına ilgin ruhsat yönetmeliği belediye veriyor ya, bunun da bir yönetmeliği var. Kollukça izin alınmadan açıldığı tespit edilen umumu açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Polis diyor bildirir. Poliste iki tane dilekçe var emniyette. Yetkili idare belediye. Yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en gün geç 3 gün içinde kolluğa bilgi verir. Yani resen kapatır, izin almadan açılan umumu açık istirahat ve eğlence yerleri yetkili idarelerin ilgili birimlerince sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle resen kapatılır diyor. Bu yönetmeliği hükmü. Şimdiye kadar bunu uygulayan eden yok. Benim belediyede 5 tane dilekçe var. İhbar ediyorum diyorum ki bak burada kaçak pansiyon, ruhsatsız pansiyon var. Gelelim site yönetim planında. Site yönetim planı sitenin anayasasıdır. Site buna göre yönetilir. İşte birinci madde. Dalyan sitesi apartmanı adını taşımaktadır. Site dairelerin sadece mesken olarak kullanılır. Açık hüküm. Daireler sadece mesken olarak kullanılır diyor. İş yeri olarak kullanılamaz. Şimdi ben bunlarla beraber kanun maddeleriyle, yönetmelikle, site yönetim planıyla birlikte belediyeye bildirdim. Hatta ilk seferinde turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Güngör Akkoca ile beraber gittik. Belediye kesinlikle bunu uygulamayacağını bildirdi ve uygulamadı. 4 senedir mücadele ediyorum. Bir adım ileri gidemedim kardeşim. Savcılığa 2 tane suç duyurum var. Birinde savcılık diyor ki İçişleri Bakanlığı soruşturmaya izni vermedi. Vekili, başkan vekili suç duyurusunda bulundum.
İl İdare Kurulu mahkeme edilmesine izin vermedi. Ya bu nasıl bir şeydir? Allah rızası için İl İdare Kurulu bir suçluyu mahkeme edilmesini nasıl engeller ya? Niye engeller? Kardeşim suçsuzsa beraat eder. Mahkeme açık. Ben haksız çıkarım, o haklı çıkar, beraat eder. Bunu benim anlamam, aklımın alması mümkün değil. Valilik emriyle hayır diyor, mahkeme edemezsin. Suçlu. Kanun nerede? Yönetmelik nerede? Bana ne diyor yönetmelikler? Mahkeme edemez. Peşine iki tane daha savcılığa suç duyurusu var. Hala cevap gelmedi. İşin komiği, onlar beni dava ediyorlar. Yavuz hırsız misal. Onlar beni dava ediyorlar. Şimdi geldik işin esas önemli yerine. Belediye bunların ikisine benim şikayetlerim, savcılığa suç duyurum bulunma üzerine ikisine de ruhsat vermiş kardeşim. Aha burada kanun, aha burada yönetmelik, aha burada şey. Bu ruhsat kanuna aykırıdır. Bu ruhsat bir kamu görevlisi. Kanuna aykırı bir ruhsatı neden verir, nasıl verir? Bir kamu görevlisi deli mi ya? Kanun önünde bunların hepsini verdim ben belediyeye. Buna rağmen nasıl ruhsat veriyorsun kardeşim? Bu ruhsat sahtekarlıktır. Ha, ondan evvel söyleyeceğim bir şey var. Valilik benim bu şikayetlerimin üzerine bir komisyon kurdu. Biliyorsunuz hepiniz, Türkiye'de bir işi yapmak istemiyorsan komisyona havale edersin. Komisyon işi halleder. Gerekçeleri verdim, dedim. Komisyon sizsiniz. Ben size ihbar ediyorum. Bu ruhsatlar sahtedir. O sahte. Orada bir işte bu işlere bakan bayan polisle görüştüm. Biz diyor denetleme yapıyoruz diyor. Dedim ki ya neyi denetliyorsunuz? Ben size bak ihbar ediyorum. Bu şey kaçaktır. Sahtedir. Bunu denetleme dediniz mi? Hayır, biz denetleme yapıyoruz. O iş bizim görevimiz. Ne denetlediniz kardeşim? Tek bir yer denetlediniz mi? Hayır. Ya 10 kişi kalıyor. Bir oda, bir salon, evde 10 kişi kalıyor. Var mı böyle bir şey? Ruhsat yönetmeliğini buyurun indirin Kültür Bakanlığı'ndan, bakın. Ona uygun olup olmadığını denetlediniz mi? Yok. Yani topu o ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Alavere, dalavere, biz nöbete giriyoruz nöbete. Şimdi Kültür Müdürlüğü'nden gelen yazı var. Kültür Müdürü diyor ki biz şeye, belediyeye yazdık. Böyle böyle bir iddia var. Bu işletme ruhsatı kanuna aykırıymış. Belediyenin cevabı diyor, hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Bu ruhsat geçerlidir. Yani işi artık resmiyete de döktüler. Kanunsuzluğu. Ya kanunsuz mu kardeşim ya? Ya bu kanunu iptal edin? Ne diyeyim yani, ben vallahi diyecek bir şey bulamıyorum.
İki tane şimdi şeye verdim. Bölge İdare Mahkemesi'ne verdim. Ya eşimin dairesi. İçerisi iş yeri. İhbar ediyorum, şikayet ediyorum. Burası diyorum bak şeyi yok. İş yeri açma ruhsatı yok. Gelen yazı ne biliyor musunuz? Onu da göstereyim size. Zabıta Müdürlüğümüz oraya gitti. Orada öyle bir iş yerine rastlanmamıştır. Ya kardeşim, parayı ödeyen, kirayı ödeyen bu. Banka dekontunu getirdi. Kapıyı açıp içeri girdin mi? İçerisinde bir konut düzeni mi var? İş yeri düzeni mi var kardeşim? Baktım buna, ya bu neyle ne olur? Ama maalesef bizim belediyemiz böyle işliyor. Ben açık seçik suçluyorum. Kanunları işletmiyorlar. Hukuki değiller. Meşru değiller. Sahtekarlık yapıyorlar. Şimdi son bir konu anlatacağım. Pansiyonlardan biri belediyeden ruhsat almış. Şimdi ikisinin de var ruhsatı. Ben belediyeye yazı yazdım. Dedim ki bu ruhsat kaçak olarak verilmiştir. Yasaya aykırıdır ve sahtedir. Belediye bunu iptal etti. Belediye bunu iptal etti. İptale karşı adam idare mahkemesinde dava açtı. İdare mahkemesi belediyenin iptal kararını kaldırdı. İdare mahkemesi belediyenin iptal kararını kaldırdı. Şimdi belediye diyor ki, aha diyor bak idare mahkemesi kararı var. Yahu bunu basit bir şey insan bilir. İdare mahkemesi kararları kanunun üstünde değildir. İdare mahkemesi neye göre? Ben taraf değilim. Belediye savunma yapmamış. Belediye istinafa göndermemiş. İdare mahkemesinin kararı nedir bilmiyorum. Ama zannediyorum kanunda şöyle bir şey var. Blok nizam sitelerde her blok diğer dairelerinde muvafakatini alarak müşterek kullanım yerlerinde gerekli tadilat ve tamiratı yapabilirler. Yani iş yeri açabilirler, pansiyon yapabilirler filan yok. Yani şu blok der ki biz işte müşterek kullanım yerlerinde çatı akıyor, çatıya bakacağız. İşte merdiveni mermer yapacağız veya boya yapacağız gibi bunlara ilgili. Zannediyorum, bilmiyorum. Buna aitse bir defa tüm kat maliklerinden alınmamış. İşte iki tane kat malikinin önce birinci şartı kat maliklerinden alacaksın diyor. İşte Fatma'yız ve Sevim o blokta oturuyorlar. Biz böyle bir şey vermedik. Şimdi durum bu arkadaşlar. Ben şaşırmış bir vaziyetteyim. İnanın şaşırmış bir vaziyetteyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıyım? Yoksa bir palikarya mıyım? Bilmiyorum. Kanun 4 senedir hukuk mücadelesiyle kanunu işletemedim. Ha, benim otelimin güvenliğini bundan sonra
ben sağlayacağım. Açık seçik bunu savcılığa, mahkemelere, her türlü yere bildiriyorum. Bu benim anayasal hakkım. Kendi yerimi korumak ve emniyetini sağlamak benim hakkım. Bir tek pansiyoncuyu sokmam, girmek için zorlanırsa ben de zor kullanırım. Ne yapayım kardeşim, ben devletten, mahkemelerden, bilmem nereden, vilayetten, emniyetten polis geliyor buraya. Ya ruhsatları var diyor. Ya kardeşim bak kanun. Ruhsatları sahte. Beni ilgilendirmez diyor. O beni ilgilendirmez, bu beni ilgilendirmez. Belediyede yapmıyorum diyor kardeşim. Ben kanunu uygulamıyorum diyor. Bu, ya. Bu kadar şey yani, kanunları uygulayıp uygulamamak serbest. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten ben öfkeliyim, üzgünüm ve Sinop'ta Texas'a benzetiyorum. O vahşi batı zamanı Texas var ya, kanun yok, kitap yok, bilmem ne yok. 6 ayda bir hakim gelir, işte şerif suç işler. Sinop'ta vallahi aynen böyle, tam 4 sene ya. Tam 4 sene her yerde dilekçem var, her yerde ihbarım var, her yerde şikayetim var. Savcılıkta 4 tane şeyim var, yok. Yok, yok, yok. Ne yapayım olmasın, ben de dediğim gibi kendi güvenliğimi anayasal hakkım olarak, anayasal hakkımdır benim. Ben otelimin etrafında elin adamını gezdirmem kardeşim. Kimsin sen ya? Hırlı mısın, hırsız mısın? Röntgenci misin, tacizci misin? Ne işin var senin benim otelimin şeyinde? Pansiyoncuyum. E pansiyonun kaçak. Pansiyonun sahte. Evet.